Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Haziran Perşembe, İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün İzmir'de 8 koşulu bir program var. Günün ikinci programı olarak. Gündüzde Ankara'da 9 koşulu bir program var yine. Ama fazla kalabalık değil. 70 sapkının yer almış olduğu bir program. Geneline bakarsak yine birbirine yakın sapkınlar var. Ama İzmir bugün biraz karışık gibi geldi bana. 86 sapkının yer almış olduğu 8 koşulu bir program. Ve bayağı bir korakor bir yarış bizi bekliyor İzmir'de. Her iki videomuzda yayında arkadaşlar. Ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçeceğim. Bu arada akşamleyinde bir Gulfstream Park Amerika yarışımız var. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 17.45'i gösterirken Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Ve burada da 8, 11, 10 sapkanların ekürü olduğu 13 sapkan arasında koşacak olan bu yarış. Aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Yani birinci dörtlü Ganyan ayağı bence para verecek gibi gözüküyor. Ben burada biraz fazla atla yazılmasından yanayım. Çünkü birbirine geçebilir bunlar 3 yaşlarında sonuçta. Öncelik 7 nolu Yiğit Şef'e vereceğim. Bu Yiğit Şef bayağı bir şeflik yapacak herhalde. Bu Tüm Özbey temsilcisi Barış Kurdu'yla en azından Kumpis'te 2 yarışında ikisinde başarılı. Çin'de biraz 7. geldi etti ama bence hiç ölçü almamak lazım. En azından bu sapkan iyi. Orijinal olarak da çok iyi. Baba Tüm Özbey baktığımız zaman anne de bir Berkoş kanı taşıyor. Berkoş da bir Tunca'nın anneden kardeşi. Yani kanatlı oldukça iyi. Bir nolu Beyaz Ender bu Baba Mevli temsilcisi de Gökhan Gökçer Estat ve iki Çin yarışında ikisinde de güzel üçüncülükler dedi. Safkan yine bu pistte etkili koşan isimler arasında. Dört nolu Derinden bir Kurtel ekürüsüne ait bu Safkan da bir Özgün Soylum temsilcisi kendi yetiştirmeleri. Mertcan Çelik Estat ve Safkan da en azından bir yarış görme avantajıyla burada iyi yarış koşmasını bekliyorum. Yani 7-1-3, 7-1-4 olarak önereceğim ama 7-1-4'ten sonra tabii ki daha tabii ki farklı sapkanlar da var. Burada valla 3 dolu sapkanı da ilave edebiliriz. Çağdaş Alaçatı, Alaaddin Küründük'le start alacak olan bu sapkan. Bir de 2 nolu Buca Arslan'ı Erhan Aktürk'le de en azından kuponlara yazabiliriz. 4'lü Gayan'a en azından biraz fazla at yazılmasından yanayım ben arkadaşlar. O yüzden 7-1-4 önce 3-2 daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı bir şartlı 3 yaşta Arapların 1200 metre çim koşusu. Evet, 5 sapkan arasında koşacak olan bir yarış yine bayağı çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Çünkü sapkanların geneline baktığımız zaman hepsi de formda. Her ne kadar 2 sapkan meydana veda etmemiş gibi gözükse de hani burada da birincilik yapıp meydana veda edebilirler. Yani zor bir koşu. Ben 3 nolu Cennet de Faust bu Sultan Defus temsilcisi Erhan Aktü'yla, 2 nolu Baş Timur kızı bu Kazberk temsilcisi Mustafa Çiçek'le, bir de 1 nolu Destek kızım Mehmet Kaya'yla startacak olan sapkan. Yani kazanan sapkanları biraz daha ön planda tutuyorum ama dediğim ki 4'ten 5'in de geliri bayağı var. Çünkü bayağı iyi bir sapkanlar olacak bu her ikisi de. Fazla meydana takılacakları ben düşünmüyorum. Bu sapkanları bir yerlere not edin, gerçekten iyi sapkanlar. Ama mümkünse bu ayağı kapatın 4'lük ayağının en azından para olması açısından. Gerçi biz kapattığımız ayaklar favori geliyor ama yapacak bir şey yok. En azından bu ayaklarda hasarsız geçmek en önemlisi. Günün 3. koşusuna geldiğimizde Handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 12 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda önceliği 8 dolu Ey Sukutu'ya vereceğim bu Smart Robin temsilcisi. Mertcan Akın'la uygun kilosuyla ve güzel bir form yakalayan bu safkan biraz daha ön planda. Her ne kadar bu safkan biraz uzayan mesafelerde daha etkili gözükse de bu mesafelerde de zaman zaman etkili yarışları olduğunu unutmayalım. Şu anda yakalamış olduğu güzel formuyla bence hiç ihmal etmemek en güzeli olur. 3 dolu Dutu Beauty sevdiği mesafede koşuyor bir Dutu Free temsilcisi. Mehmet Kaya'yla start alacak olan safkanın ben yine bu grupta etkili yarış koşmasını bekliyorum. 4 nolu Queen Star bu Luxor temsilcisi. Belki Mert Mırık'la start alan safkanı yakalamış oldu güzel formuyla. Arka arka iki tane birincilikten sonra Bron da etkili ismi haline geldi. 5 nolu Şükran Hanım bu El Corredor temsilcisi. Muhammed Bir Bilgin'le start alan safkan yine iyi performansa sahip bir isim. Ve son olarak da 9 nolu Badenur bir hakim temsilcisi. Alaaddin Kürüntük'le en azından görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanmaya başlayan bu isim de önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 8, 3, 4, 5, 9 bu koşudaki sıralama oldu benim. Günün 4. koşusuna geldik. 6'lı Ganyan 2. aya. Yine günün zor koşularından birisi. Handikap 15 Aprantlara mahsus 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı. Ve 12 sapkanın da yer almış olduğu koşuda 6 ve 11 sapkanlar ekülü. Yani genelleme bakarsak gerçekten buradan hani at çıkarmak da zor.
öyle bir ayak bizi bekliyor. Bakalım hayırlısı, hani bir 30-40 lira kayan gelir mi? Vallahi hiç belli olmaz bu yarışta. Her şey olabilir. Biz gerçi kapatıyoruz. Yine favori geliyor. Yine söylüyorum bunları, tekrarlıyorum ama benim şanssızlığım maalesef. Onun oğlu Siyah Üzüm'le başlayacağım. Bu Özduran temsilcisi neydi kardeşim? Nasu muydu bu kardeşimizin? Evet, Nasu Aktaş'la start alıyor. En azından bu safkan bu aralar toparlamaya başladı. Ben bu mesafede ve bu pistte de etkili yarışları olan bir isim. Bir nolu oğlum Mutlu, bu Demir Döven'in güzel temsilcisi. Göksu ile start alacak olan, evet, Mehmet Göksu ile start alacak olan bu isim nihayetinde son yarışını kazandı ve güzel bir form yakaladı. Her ne kadar biraz ağır kilo olsa da uygun bir grupta start alıyor. 4 nolu Karadere, bir turbo temsilcisi Oktay Kızıldaş ile start alacak olan bir isim. Yine grubun uygunluğuyla şanslı bir diğer isim. 9 nolu Gündüz Baba, bu turbo temsilcisi Cemal Tuna start alıyor ve bu aralar biraz kıpırdamalar içerisinde bu safkana biraz dikkat etmekte fayda var. Ve son olarak da 3 nolu Haber, yine sevdiği mesafede koşuyor, sevdiği grupta koşuyor. Son iki yarışı biraz hayal kırıklığı gibi ama bu Karaca 5 temsilcisi ve İsa Yıldırım'la kesinlikle ihmal edilmeden kuponlara yazılması gereken İsmail Yıldırım'la. 10-1-4-9-3 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama dediğim gibi zor bir koşu. 12 nolu Genç Berk'i, 11 nolu Babam Benim, en azından ekürü avantajına sahip bu safkan. Bir de 2 nolu Kara Mıhta, biraz daha genişletmek ve sürpriz arayışlarını daha da çoğaltmak isteyen arkadaşlara önereceğim isim. Zor bir koşu. Genellemesine bakarsak zor bir koşu. Bir de ayrıca yarışın apranti oluşu, yarışı olması o apayrı bir zorlaştırıyor yarışı. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan, 3. ay Uluslararası Kadın Konseyi koşusu, bir kısa vade 6. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çim yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda önceliği 3 nolu Hırçın Dostum'a vereceğim. Bu Nativan temsilcisi Gökhan Gökçeli statörü. Gökhan Gökçe bugün Ankara'yı tercih etmedi. Orada kendi atları da vardı. Bugün büyük ihtimalle burada 1-2 yarış gözüne kestirdi. O yüzden Gökhan Gökçe bugün İzmir'de biraz dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bugün şanslılar arasında bu safkanı ben bayağı şanslı görüyorum ama çok ciddi de rakipleri var. Altınolu Gold Hunter, bu Mertcan Çelik'le start alacak olan safkan son 3 yarışı arka arkaya kazanarak adeta sınıf değiştirir desek herhalde yeridir. 4 nolu Keep Your Distance, bir Lineart temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın ikisini kazanan bir isim ve ikincilik, üçüncülük yaparak hani çok formda. 1 nolu Ayur Namat, bir Nativan temsilcisi Muhammed Birbigin'le start alan safkan da bir Güler Jekyus'a ait. Ve oldukça formda 5 yarış koşup 3 tane birincilik yapan bu isim. Yine buranın etkili, şanslı isimler arasında ve son olarak da 2 nolu Girişkin. Bu rengin temsilcisi de Mehmet Kayala, son 2 yarışını arka arkaya kazanan bu safkan da bugün yine önlerde de şanslı gördüğüm isimler arasında. 3-6-4-1-2 bu koşu için sıralamam. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan 4. ayına geldik. Kısa vadede 9-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusuna ve 8 safkanı da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman son iki yarışın arka arka iyi gruplarda ikinciliklerle tamamlayan 3 dolu Dragon Pulse ve Agresiva temsilcisi Mustafa Çiçekli startlıyor ve güzel hazırlıklarla, dereceli galoplarla bu yarışa katılan bu isim bana göre kazanmaya en yakın isim. Bugün küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım olacak 3 dolu Dragon Pulse. Ama biraz bassız at, pek kazanamıyor. Ama kazanmaya bence başlarsa bir seri haline getirebilir. Uygun bir grupta start alıyor. O da bir ayrı bir avantaj. Ama her şeye rağmen rakip arayanlara da Altınolu Tuari, bu Torok temsilcisi Gökhan Gökçeli en azından bir yarış gördü, bir dördüncü geldi ama yine bir 2,5 aylık bir ara verdi. Güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Bu safkan da biraz dinçlik yarışları seviyor. Ve tabii ki bir de 5 nolu oğlu Mutkun, bu Bosporus temsilcisi de Mertcan Çelik de yine yakalamış olduğu etkili güzel formuyla ve mesafeye yatkınlığıyla şanslı bir diğer isim. Önce 3, daha sonra 6 ve 5 nolu safkanlar. Günün 7. koşusu Altılı Ganyan 5. ayağına geldik. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına. Ve 13 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda ben burada 1 nolu Can Geldi, bu Gelibolu temsilcisi Mehmet Kayla startörü ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandan beri itinada çalışmaları ve en son 639-26 gibi, yani bir İngiliz neredeyse galabı yapacak gibi ayarda olan bu safkan. Zaten diğer galoplarına da baktığımda yine hepsi de dereceli galop. Bana göre bu grubun üzerinde bir safkan. Bu sene adından çok bahsedilecek bir safkan. Bence bu Muharrem Canlar yine güzel bir tay yetiştirdiler. Allah ayaklarını düz bastırsın hepsini tabii ki. Ben bugün 1 nolu Can Geldi, Mehmet Kaya'da banko olarak önereceğim isim oldu. İlk kez start alacak olmasına rağmen. Yani bir sınıf, bir at olduğu belli. İnşallah bizi de yanıltmaz. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına. Burada da 8-9'un ekürü olduğu, 14 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği 6 nolu
bombacana vereceğim bu kıvançtan temsilcisi Mehmet Kaya startlıyor. Yine can ekürüsüne ait son iki yarışını arka arkaya kazanan bu isim yine kazanmaya en yakın isim olarak gözüküyor. Daha sonra 4 no'lu Naldo Ökenbey. Bu Kaysberg temsilcisi Alperen Olup'la yine güzel ve istikrarlı durumuyla şanslı bir diğer isim. 13 no'lu Özekambi. Tam Renault temsilcisi Cem Altun'la yine etkili ve güzel bir form yakalamış. Son iki yarışını arka arkaya ikincilikten tamamlayan bu isim yine birincilikte iddialı. Bir de bir nolu adamın bu Versöy temsilcisi Erhan Aktu'yla yine kendini unutturursa bir anda adını fotoda yazdırır arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Safkan da çok formda. Son 3 yarışta 2 tane birinci çıkarmış bir isim. 6-4-13-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama bir Safkan'a yeriniz imkanınız varsa en azından bu 5 nolu Akkuş Bey'de bu Oymak Bey temsilcisi Kaancan Gökçe'yle son güzel kazanmış olduğu yarışıyla da ilave edebiliriz arkadaşlar. 6-4-13-1 önce 5 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 7-1-4 daha sonra 3-2. İkinci koşu 3-2-1 ama dediğim gibi genellemesi bu kadar rahat yazarsak hani 5'ini de yazıp bence sürpriz arayışına girmek iyi. Tabii 4'lük ayında önemli olan bir tek de bulunmak ama gerçekten riskli atlar var. Yani bir risk alınabilecek safkanlar atabilirsiniz. 6'da Ganyan birinci ayında 8-3-4-5-9. İkinci ayakta 10-1-4-9-3. Daha sonra 12-11-2, 3. ayak 3-6-4-1-2, 4. ayakta 3 önce 6-5 daha sonra, 5. ayakta bir tek, son ayakta da 6-4-13-1 daha sonra 5 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla, hoşçakalın.